Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Umut bizlerle. Sağ olsun bizi kırmadı. Stajda olmasına rağmen staj çıkışı şantiyeden gelip bizim sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Yorucu şantiye ortamı. Ne kadar oldu? Yaklaşık 3. haftam oldu. Yani gerçekten yorucu bir ortam. İnşallah inşaat mühendisi olacak arkadaşlara, yani yeni gelecek arkadaşlara diyelim. Başarıların devamını dileriz öncelikle. İnşallah gönüllerine göre olur. Teşekkürler. Umut, öncelikle bugün sana birkaç soru soracağım. Biliyorsun ki bu sene hem tercih döneminde inşaat mühendisini hem de 2020 tayfadaki inşaat mühendisinde nasıl çalışması gerektiği hakkında birkaç sorum olacak. Hazırsan başlayalım. Hazırım, başlayalım. İlk sorum, inşaat mühendisliği nedir? İnşaat mühendisliği, yani öncelikle şöyle direkt, yani şantiye ortamına girdiğim için oradan anlatması daha doğru olur diye düşünüyorum. İnşaat mühendisliği, herhangi bir bina hayal etsin arkadaşlarımız. Bu binayı tasarlayan kişi mimar, yapan kişi biz inşaat mühendisleriyizdir. Yani öncelikle bu inşaat deyince insan aklına ilk şöyle geliyor. Kaba binayı yapacağım, bırakacağım gibi bir fikir geliyor çoğu arkadaşımın, ki başlamadan önce benim de öyleydi. Arkadaşlar, inşaat mühendisliği, herhangi oturduğunuz bir evi düşünün, mutfak dolaplarını düşünün, hatta abartayım size, tuvaletlerinizdeki tuvalet kağıtlarını düşünün. Onların bile koyulduğu yeri siz yapıyorsunuz, inşaat mühendisleri yapıyor. Yani oturduğunuz evler, barajlar, yollar, her şey inşaat mühendisleri yapıyor. Beton olan her yer inşaat mühendisinin yeri. Çok teşekkürler. İkinci sorum ise, neden inşaat mühendisi? Neden inşaat mühendisi oldum? Benim öncelikle çocukluk hayalimdi. Zaten bir önceki videomuzda da arkadaşlarımıza bir kısım bahsetmiştik. O videoyu da açıp yine daha detaylı bir şekilde konuyu konuştuk. Şuradan bir yerden izleyebilirler. Oradan bir yerden izleyebilirler. İnşaat mühendisi benim çocukluk hayalimdi. Babam askeride çalışıyor. Oradaki inşaat mühendislerini göre göre ben de mühendis olabilirim demiştim. Çünkü matematiği çok seviyorum, fiziği çok seviyorum. Bu açıdan inşaat mühendisliği tam bana göre bir meslek dedim. Sahada gezmesi olsun. Çok eğlenceli bir meslek. Başlamak için inşaat mühendisliğini istedim yani. Teşekkürler. Üçüncü soru. İnşaat mühendisliği lise seviyesinde, yani üniversite sınavı seviyesindeki öğrencilere birkaç tavsiye niteliğinde ne söyleyebilirsin? Ya öncelikle sayısal derslerin ağırlıklı olduğu bir bölüm. Zaten hani mühendislik denildiği kısım burada. Hani bu diğer mühendisliklerde de böyle matematik, fizik, kimya derslerinizin iyi olması gerekiyor. Ki ağırlıkla matematiğin zaten ileriki boyutlarını ve fiziğin ileriki boyutlarını görerek bu derste ilerliyorsunuz. Öncelikle tavsiyem budur. İkinci olarak, hani arkadaşların çok aşırı korkması gerektiği bir bölüm değil. Hani mühendislik deyince herkesin aklına aman tanrım ben okuyamam gibi şeyler geliyor. Öyle değil arkadaşlar. Hani mesleği severseniz, ne kadar çok severseniz ne olduğunu önemi yok. O bir şekilde okunur. Yeter ki sevmeleri gerekiyor yani. 8'den sevdin mi? Ben çok sevdim. Hani dersler tam benim istediğim tarzda, sayısal dersler. Bu açıdan önerebileceğim, hani sayısal öğrencilerine konuştuğumuzu varsayarak söylüyorum. Hani matematiğiniz, fiziğiniz iyiyse rahat yapabileceğiniz bir bölüm. Tabii ki kendine göre zorluklar oluyor, bu her meslekte olduğu gibi. Bunun dışında pek bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Kahveyi beğendin bu arada. Kahve gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Gerçekten. Her zaman beklerim. Her zaman kahve ihtiyacını giderebilirsin. Çok sağ ol. Peki, sonraki soru. Günde kaç saat ders çalışarak bu bölümü kazandın? Ya, yine bir önceki videoda anlatmıştık gerçi. Yani ben meslek öğrencisi olduğum için benim herkesten bir tık daha fazla çalışmam gerekiyordu. Hani arkadaşlara şu an videoda abartı gelebilir. İlk zamanlar bu tarz videolar dinlediğimde bana da çok abartı geliyordu. Ben şöyle örnek vereyim. Sabah 6'da kalkıyordum. Sabah 6'da kalkıp kütüphaneye gidiyordum. Ta gece 10'a kadar çalışıyordum. Tabi belli dönemlerde insan ister istemez düşüş yaşıyor. Temponuz düşebiliyor. Artık yoruluyorsunuz, ya ben ne yapıyorum diyorsunuz. O dönemlerde ufak tefek düşüşlerimizi saymazsak bütün günümü ders ayırıyordum diyebilirim yani ciddi anlamda. Çok teşekkürler. Peki son sorumuz. Tercih döneminde öğrencilere inşaat mühendisliği hakkında tercihe yönelik tavsiyelerin nedir? Ya tabii ki önceliğimiz belli başlı okul isimleri. ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Buralar her zaman ayrıcalıklı olacaktır.
Ya ben Bartın Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi diyeceksin ki Bartın Üniversitesi'nde okuyorsun, neden bize buraları övüyorsun? Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim, sağ ortamında da gördüm. Bugün de bizim yanımıza birçok arkadaş geldi. ODTÜ olsun, Boğaziçi olsun. Bunların bir takım ayrıcalıkları oluyor. Ne gibi? Okul ortamı. Öncelikle kadrolar olarak cidden iyi anlamda gelişiyorlar. Okuldan çıktıkları zaman İngilizce'de hazır oluyor. Ama bunun dışında ben kendim olarak Bartın Üniversitesi'nden çıktım. Ve o sahaya girdiğim zaman birçok kişiden fazla şey bildiğimi düşünüyorum. Yani iş kendinizi geliştirmekte bitiyor. O sahaya geldiğiniz zaman inşaatta veya bu ofiste de çalışabilirsiniz. Orada çok yaratıcı olmanız gerekiyor. Yani soru sormaktan korkmamanız gerekiyor ve işi iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu hangi meslek olursa olsun okul tabii ki önemli. Gelişim açısından çok önemli. Kültür açısından okul çok önemli. Ama onun dışında bir mühendis olarak kendinizi ne kadar geliştirebilirseniz okulun önemi o kadar aşağı iniyor. Ters orantılı düşünün. Çok gelişen bir insan en iyi okuldan daha yukarı çıkabiliyor ki bu çoğu zengin inşaat mühendisleri için diyeyim. Bakıyorsunuz adam sıfırdan kendini yeni adapte etmiş. Kendini sıfırdan geliştirmiş. Okulun okula baktığınız zaman çok farklı. Hiç bilmediğiniz okul isimleri bile olabiliyor. Hani okul önemli değil demiyorum. Okul önemli. Ciddi anlamda önemli. Kültür olarak, arkadaşlıklar olarak okul çok önemli. Ama bunun dışında inşaat mühendisliği denildi. Adamların sistemin ilk istediği bilen eleman. Meraklı eleman, çok çalışan eleman. Yani hangi programları bilmesi gerekiyor bir inşaat mühendisinin? Yani inşaat mühendisinin hani şu programları bilmesi gerekiyor. AutoCAD, StafforCAD. Yani bu tarz bir sürü sayabileceğimiz programlar var. Hani hepsinin genel mantığı aynı. Kimisi hesap kitap işlerine yarayan, arkadaşlarımız anlayabileceği statik dediğimiz hesap kitap işlerine yarayan programlar. Bir tarafta da AutoCAD dediğimiz çizim, yani mimari projelerimizi yaptığımız programlar olarak hani birçok program sayabiliriz buna. Ama önemli olan tabi dediğim gibi her programda kendinizi geliştirirseniz bir o kadar çok size iş kapısı açılacaktır. Bu dersleri almadan önce çizimin nasıldı? Bu dersleri aldıktan sonra çizimin ne seviyeye geldi? Benim ilkokulda resmim 2'ydi. Yani gerçekten resim deyince aklınıza böyle... Buradan resim hocamıza çok yani gerçekten... Yani ilkokulda bir insan resmi 2 olabilir mi? Benim gerçekten o kadar kötü. Yani resim deyince arkadaşların aklına cinayet çizip, tablo çizip hani Picasso'lar gelmesin. Öyle bir şey yok. Bu program dediğimiz mimari programlar, projelerin çizildiği programlar. Milimetrik, koordinat çizimler. Koordinat çizimler. Hani bunu zaten derste en ince detayına kadar görüyorsunuz. Çizim açısından korkmayın. Dediğim gibi derslerinize ne kadar adapte olursanız hocayı dinlemek de çok önemli. Çünkü cidden çok önemli bilgiler veriliyor. Hani çizim konusu bir şekilde halledilecektir. Ciddi anlamda hani normal bizim ilkokulda, lisede çizimimiz, resimlerle hiçbir alakası yok. Çok teşekkür ederim Umut. Ağzına sağlık sorularınızı cevapladığın için. Aşağıda zaten soruları paylaşacağım. İnternet sitesine de yükleyeceğim. Çok teşekkürler. Son olarak söylemek istediğim şeyler var mı? Aynı şekilde hani Merkez'e, TYT ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani biz de öğrenci olduğumuz dönemlerde bu tarz videolar çok öğrencilerin işine yarıyor. Kendimden biliyorum. Hani arkadaşlarımıza bir de şöyle bir güzellik yapabilirsek gerçekten çok sevinirim. Hani ekip olarak bu ekibinizden bir ricamdır. Merak ettikleri sorular olursa size ulaştırsınlar. Biz de bunlara cevap vermeye çalışalım. Sonuçta bu videonun devamı da illaki olacaktır. Başka bölümler hakkında da videolar paylaşılacaktır. Hani bununla ilgilensek çok teşekkür ederim. Herkese son bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşaat mühendisliği dediğim gibi sizin elinizde olan bölüm. Çalışan herkes yapabilir. Ondan korkmayın. İnşallah yeni inşaat mühendisi arkadaşlar bekliyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.